Evet sevgili arkadaşlar, bir dersimizden daha hepinize merhabalar. Şimdiki konumuz okul kurallarımız ve okul bizim evimiz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bakalım neler işleyeceğiz. Hemen tahtamıza konumuzu yazalım. Okul kurallarımız. Ve okul bizim evimiz. Sevgili çocuklar, okul kurallarımız derken elbette ki her ortamda olduğu gibi okulda da bir takım uymamız gereken kurallar vardır. Yapmamamız gereken şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi nedir? Daha önceden de zaten bahsetmiştik. Okula kesinlikle geç kalmamamız gerekiyor arkadaşlar. Hani demiştik ya bir önceki konumuzda işte erken yatıp erken kalkmamız gerekiyor, dinç olmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı kesinlikle okula geç kalmıyoruz. Okulumuza geç kalmıyoruz. Erken gittik. Daha sonradan ne yapıyoruz? Tabii derse girme zilimiz çaldı. Dersimize erken giriyoruz. Arkadaşlar dersimize ne yapıyoruz? Tabii öğretmen bir şey anlatırken böyle uyuklamak ya da bir şey dinlememek olmaz. Derslerimizi güzel dinliyoruz sevgili arkadaşlar. Dersleri güzel dinleyeceğiz ki öğretmenimiz bize bir şey sorduğu zaman anında ona hani etkinlik yapıp anında öğretmenimizin böyle gözüne girip evet bu çocuk başarılı, bu çocuk derse katılıyor diyebilmesi için öğretmen bir şey sorduğu zaman hemen elimizi kaldırıp evet öğretmenim ben cevabı biliyorum diyebilmeliyiz. Eğer biz konuyu dinlemezsek öğretmenimizin bize bir şey sorduğu zaman nasıl cevap vereceğiz? Cevap veremeyiz arkadaşlar. Derslerimizde güzel dinledik. İşte öğretmenimiz anlattı. Biz dinledik. Tabii bizim her zaman gibi bir molaya ihtiyacımız olacak. Teneffüslerimiz oluyor. Teneffüsümüz olduğu zaman ne olacak? Teneffüs zilini bekliyoruz. Kesinlikle teneffüs zili çalmadan erkenden böyle başımıza buyruk böyle hareket edip de ben dışarı çıkıyorum diyemeyiz değil mi? Bu bir kere öğretmenimize saygısızlık, arkadaşlarımıza saygısızlık. Bizim dersten geri kalmamızı da sağlayacak. O yüzden yapmamamız gereken bir davranış olduğu için kesinlikle teneffüs zilini bekliyoruz. Teneffüs zili çaldı. Öncelikle ne yapıyoruz? Öğretmenimizin çıkmasını bekliyoruz. Çünkü bu saygıdan, öğretmenimizden önce çıkmamalıyız. Teneffüs zili çaldıktan sonra kesinlikle böyle harala gürele böyle koridorlarda koşmamamız gerekiyor. Çünkü oldu ki başka sınıflarda hala ne bileyim ders çalışmak isteyen, teneffüs arasına oyun oynayarak değil de soru çözmek isteyen arkadaşlarımız vardır. Onları rahatsız etmiyoruz arkadaşlar. Diğer bir kuralımız neydi? Koridorlarda koşmamak. Koridorlarda koşmuyoruz. Bizim için zaten okul alanlarında teneffüs zamanımızı değerlendirebilmek için okul bahçelerimiz var. Koridorlarda koşmak yerine madem enerjimiz çok bol okul bahçesine gidebiliriz. Arkadaşlarımızla orada etkinlikler yapabiliriz. Oyun mu oynuyoruz ya da birbirimize fikir alışverişi mi yapıyoruz? Her şeyi okul bahçesinde yapabiliriz arkadaşlar. Teneffüs de tabii ki de sonuna kadar böyle akşama kadar sürmüyor. Teneffüsün de bir zamanı var. Teneffüsün zamanı için ne yapıyoruz arkadaşlar? Derse giriş zilini bekliyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle derse giriş zilini duyduktan sonra hala ay dur ben bir de şu oyunu oynayayım, ay dur şunu da yapayım demiyoruz arkadaşlar. Çünkü ne? Derse giriş zilinden sonra bir de öğretmenlerin giriş zili var. Arkasından o çaldığı zaman, öğretmen derse girdiği zaman arkasından da biz de gelip de ay öğretmenim ben işte gelmedim ya da geç kaldım demek olmaz arkadaşlar. Hem arba öğretmenimize yine saygısızlık olur, hem yine dersten geç kalmış oluruz. O yüzden ne yapıyoruz? Kendi zilimizde öğrencilerin derse giriş zilinde giriyoruz arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Ders zilinde
Ders zili çaldı, içeri girdik. Öğretmenimiz de girdi. Tabii öğretmenimiz girdiği zaman işte ders zilinde biz içeri girdik. Öğretmenler ziline kadar orada kısa bir mesafemiz var. Hemen çantamızdan ne yapıyoruz? O derse ait hemen defterimizi, kitabımızı artık araç ve gereçlerimizi çıkartıyoruz. Öğretmenimizi hazır bir biçimde bekliyoruz. Öğretmenimiz geldi, hemen ayağa kalktık. Ondan sonra öğretmenimiz otur dedikten sonra oturduk. Kendimizi böyle derse motive, teneffüs dedi. Böyle bütün enerjimizi de atmışız, kafamızı da dinlendirmişiz. Derse güzel bir biçimde hazırlanmışız arkadaşlar. Zaten bir gün önceden de bir ders programına bakaraktan konu tekrarımızı da yaptık. Derse hazırız. Dersi yine bir güzel dinliyoruz sevgili arkadaşlar. Öğretmenimize saygısızlık yapmadan. Başka ne olabilir? İşte ders dışına çıkalım. Kesinlikle normalde zaten günlük hayatımızda da yapmamız gereken bir şey olan kesinlikle okul içerisinde yerlere çöp atmıyoruz. Bunu aslında her yerde geçerli. Çöpleri yere atmıyoruz. Bu zaten hayatımızda en önemli kurallardan bir tanesi. Aslında yapmayacağınızı bildiğim için bunu yazmaya gerek bile yok ama hadi ben yine de arada yazmış oldum. Başka ne olabilir arkadaşlar? Sonuçta bizim okulda bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan sıralarımız var, masalarımız var, tahtalarımız var, işte araç ve gereçlerimiz var değil mi? Daha bir sürü şeylerimiz var. Bunların hepsi bizler için yapılmış arkadaşlar. O yüzden bazı maalesef yaramaz arkadaşlarımız var. İşte böyle otururken can sıkıntısından sırayı çizer, sırayı karalar, işte ne bileyim masaları böyle çizer, karalar. Zarar verir ya da tahtaya başka bir şey yapar. Bunlar aslında yapmamamız gereken şeyler arkadaşlar. Çünkü unutmayalım ki bunların hepsi zaten bizim iyiliğimiz için, bizim faydamız için yapılmış şeyler. Bunların hepsi bize hediye edilmiş şeyler. Başka arkadaşlarımızın da kullanabileceği şeyler olduğu için okul malzemelerine zarar vermiyoruz. Bunu da yapmayacağınızı ümit ediyorum arkadaşlar. Başka ne olabilir? Daha önceki konularımızdan da işlemiştik. Her zamanki gibi günlük hayatımızda her insanın birbirine olması gereken şey kesinlikle okul içinde de dışında da olması gerekiyor ama okul içinde de kesinlikle arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, müdürlerimize saygılı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü en büyük iletişimin etkenlerinden bir tanesi. Saygılı oluyoruz. Okula gittiğimiz zaman bizim gerçekten iyi bir birey olabilmemiz için işte göze batıp böyle gerçekten çok temiz bir çocuk ya da çok iyi bir insan diyebilmemiz için olmamızın üstümüzün başımızın tertipli düzenli olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden temiz ve okul kıyafetlerimizle yani okul kıyafetimiz dışında zaten kalkıp da bizim zaten bir önlüklerimiz var. Biz kafamıza göre evden işte kalktığımız gibi pijamalarımızla okula gidebilir miyiz? Hayır. Ya da terlikle okula gidebilir miyiz? Hayır. Ne yapacağız? Temiz olmak ve okul kıyafetleriyle gitmek. Dışında sevgili çocuklar bir sürü şey sayabiliriz ama tabii ki de benim öğrencilerimin gerçekten çok saygılı, başarılı, kurallara uyan insanlar olduğunu bildiğim için çok da uzatmak istemiyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle üst başlıklar altında ne demiştik? Okula geç kalmıyoruz 1. Derslerimizi iyi dinliyoruz 2. Koridorlarda koşmuyoruz. Ne yapıyoruz? Ders zili çaldığında kesinlikle öğretmenler zilini beklemeden ders ziline kendi zilimizde içeri giriyoruz. Çöpleri yere atmıyoruz. Malzemelerimize zarar vermiyoruz. Saygılı oluyoruz ve temiz oluyoruz arkadaşlar. İsterseniz bunları bir de slaytlarımızda görelim. Ben yine sizin için resimler hazırlamıştım. Burada bir arkadaşımızı görüyoruz arkadaşlar. Ne yapıyor? İsterseniz şöyle bir bakalım. Çöpleri yere atmaktansa bizim son zamanlarda aslında yürürlüğe giren bir takım şeylerimiz var. Neydi? Bu atıklarımızı ayrı ayrı atıyorduk. Yani camlarla evsel atıklarımızı tek bir kutuya toplamaktansa
camlarımızı bir kutuya ya da bir çöp kutusuna, işte kağıt atıklarımızı bir çöp kutusuna ve evsel atıklarımızı, yediğimiz meyve, sebze ya da bazı şeylerin artıklarını bir kutuya ayırırsak arkadaşlar, bizim hani çöp konusunda çevremizin temiz olmasında daha faydalı olabilir. Çünkü cam atıkları böyle geri dönüşüm kutusuna atıldığı zaman o bize tekrardan geri dönüşüm oluyor. Bu da bizim için tasarruf oluyor. Kağıt atıkları da öyle. Aynı şekilde arkadaşlar. O yüzden arkadaşımızın, bu çocuğumuzun yaptığı çok doğru bir davranış sevgili arkadaşlar. Bir sonraki slaytımıza bakalım. İşte çok yanlış bir hareket. Biz ne demiştik? Koridorlarda koşmamamız gerekiyor. Ama bu çocuklar ne yapıyor? Koridorlarda koşuyor. Hem de birbirini ite ite. Hadi Allah vermesin, ne oldu? Birinin ayağı kaydı. Düştü. Diğer sınıftaki insanlar da rahatsız oluyor. O yüzden yanlış bir davranış diyoruz. Koridorlarda koşmuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki slaytımızda işte benim öğrencilerimin olabileceği bir şey. Öğretmenini düzenli dinlemek, derslerini güzel yapmak, güler yüzlü olmak sevgili çocuklar. O yüzden bu arkadaşları da tebrik ediyoruz. Başka bir slaytımızda işte yine bakalım, dünyamızı tanıyorlar. Bütün öğrencilerin önünde bütün malzemeleri, kalemi, kitapları, defterleri tam. Hepsi güler yüzlü, büyük bir mutlulukla derse girmişler. Yine öğretmenlerini itinayla dinliyorlar. Sınıfta çok temiz görünüyor. Tebrik ediyoruz onları da. Başka bir slaytımız. Arkadaşlar her zaman biliyorsunuz ki, eminim sizin okulunuzda da vardır, her şey tahtada olmayabiliyor. Bazı şeyleri görsel olarak göstermek için öğretmenlerimiz projeksiyon dediğimiz şeylerle bize yansıtmalı bir şekilde bazı şeyleri öğretebilir, gösterebilir. Bu da tabii günümüzde çok yükselmiş bir eğitim türüdür. Burada ne yapıyor öğretmenimiz? İşte projeksiyondan bizlere bir şeyler gösteriyor. Bir sonraki slaytımızda burada da işte sizler gibi dersi iyi dinlemiş. Ben ne demiştim? Dersi iyi dinlersek öğretmenimizin sorduğu soruyu anında parmak kaldırıp cevap verebiliriz. İşte ben cevabı biliyorum. Öğretmenimizin gözüne girebiliriz. Başarılı bir öğrenci olabiliriz. Buradaki çocuklar da ne yapmış? Dersi hepsi iyi dinlemiş. Öğretmeni bir soru sormuş. Onlar da cevap vermek için can atıyorlar arkadaşlar. Evet sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz da burada sona eriyor. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.